Bak sen bizim konuşmamızı engellemek için bunu yapıyorsan biz burada dururuz. Ahlaklı ol, ahlaklı ol, ahlaklı ol. Aday adaylık sürecinde Mehmet Ali Budak'ı aday olarak belirledik. Adaylık sürecinde bu zat partinin bütün hasiyetlerine koyacağına, eş başkanlık sistemini kabul edeceğine, partinin ahlaki ve değerlerine, yönetim anlayışına bağlı kalacağına, namusu ve şerefi üzerine yemin etmiştir. Ancak seçildikten hemen sonra kirli odakların yönlendirilmesiyle kendi bireysel çıkarları doğrultusunda ahlaki olmayan davranışlara girmiştir. Hem partinin belediyecilik anlayışını kendi şahsi çıkar ve manfaatlarına engel gördüğü için farklı arayışlara girmiş. Eş başkanlık sistemini kabul etmediği için kendi yönlendirilmesiyle kardeşlerin tarafında eş başkanımız Sayın Cemile Duman'ı iş yerlerine götürüp ölümle tehdit etmiştir. Sizinde bulunmuştur. Ayrıca vatandaşlara belediyeden hizmet alma şartını kendi iş yerlerinde alışveriş yapmaya bağlamıştır. Halktan gelen yoğun şikayetler üzerine çözüm bulmak için kendisine yapılan istişareler sonuç vermemiştir. Tüm bunlar sonucunda bu zat gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla partimizden istifa ettiğini açıklamış. Sözlü açıklamada partimize karşı yersiz itham ve iftiralar yer vermiştir. İçeriğine ve kullanılan ifadelere baktığımızda açıklamaların kimler tarafından ve hangi niyetlerle yazıldığı anlaşılmaktadır. Eş başkanlık sistemini reddederek kadın özgürlüğünü zihninde ve kalbinde zerre kadar hissetmeyen bu kişiyi partimizden aday gösterdiğimiz için başta Tayşay halkı olmak üzere tüm halkımızdan özür diliyoruz. Bundan sonraki süreçte belediye meclisimiz ve ilçe örgütlerimizle birlikte Taşlıçay'da mücadelemize devam edeceğiz. Korkuya, baskıya ve tehditlere boyun eğenlere karşı bulunduğumuz her alanda direnmeye devam edeceğiz. Halkımızın kazanımlarını koruyacağımızın ve büyüteceğimizin sözünü bir kez daha yeniliyoruz. Görevi bu. Bu görevi ona ağa babaları vermiş. Siz basın açıklamasını sabote etmek adına bunları söyleyeceksiniz diyor. Bak biz senden, senin ağa babalarından korkmayız. Sen ahlaksız bir adamsın. Sen bu halkın oylarını sattın. Sen bu halkın oylarını sattın. Sen bu halkı ihbar ettin. Sen bir ihbarcısın. Senden belediye başkanı olmaz. Sen nasıl bu sokaklarda yürüyeceksin? Nasıl bu onurlu halkın yüzüne bakacaksın? Bu senin ağababaların da bizi tanıyor. Sen de tanıyorsun. O ağababalarının yazdığı metni kamuoyuyla paylaşıyorsun. Biz size boyun eğmeyiz. Sende onur ve haysiyet varsa bugün belediye başkanlığından istifa edeceksin. İlçe belediye başkanlığını aldık. Ağrı ilini aldık. Ve biz il genelde de belediye meclis üyeliklerinde ve 4 vekilin 3'ü de bizde. Biz sizin emrinize amadeyiz. Biz hiç kimse kendi rüzgarına kapılmasın. Hiç kimse bu halka tepeden bakmasın. Burada seçilmiş arkadaşlarıma da sesleniyorum. Öyle rüzgarınıza kapılmak yok. Bu halkın mücadelesidir. Sizi bizi buraya taşıyan bu onurlu mücadeledir. Bu kenti temsil etmiyor. Bu devletin derinliklerinde örgütlenmiş ve onları temsil ediyor. Ona selam vermeyin. Onun selamını almayın. Alsın belediyeyi başına çalsın. Biz onun ensesinde olacağız. Bu halkın malını, mülkünü kendin, ailen, yandaşlarına sana yedirtmeyiz. Şurada ne diyordu bu? Ben Seyit Rıza'nın, Şeyh Said'in, Said-i Nursi'nin, Ahmet Hani'nin torunuyum diyordu. Vallahi şimdi sen kimin torunu olduğun belli. Sen bir ihbarcısın. Sen halkına ihanet ediyorsun.
olmaktır. Partisini ters düşmüş pratiklerine ters düşmüştür. Bu büyük bir ahlaksızlıktır. Kadın iradesini tanımayan kişi ahlaksız olduğu için halk tarafından kesinlikle hiçbir çalışması kabul edilmemesi gerekiyor. Toplumsallıktan uzak, ulusal bilinci gelişmemiş bir kişi tarafından irademiz gasp edilmek isteniyor. Elimizden alınmak isteniyor. Bunu burada bırakamayız. Buna itiraz edeceğiz. İtirazın çeşitli yolları var. Bu kentte, bu belediye, bu halka hizmet etmek zorunda. İhtiyaçlarımızı karşılamak zorunda. Çünkü biz DEM Parti olarak onu seçtik ve buraya getirdik. Bizim ilkelerimiz var. Bizim halkımıza sözümüz var. Öyle bunu alıp gitmek yok. Yedirmezler. Buraya hizmet gelecek ve bunun takipçisi öncelikle sizler Taşlıçay halkı olacak ve bizler sürekli olarak o şahsın ensesinde olacağız.